Merhabalar, Tim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Melis Tutan, ekonomistimiz Ali Orhan Yaltınköy ile birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın ve bu haftanın ekonomik gelişmelerini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Teşekkür ederim Melis Hanım, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi geçtiğimiz hafta küresel piyasalara baktığımızda en önemli gelişmenin tabii ki de ABD'deki başkanlık seçimleri olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu seçimler küresel piyasaları nasıl etkiledi? Onlara değinip ardından da Avrupa'ya döndüğümüzde Euro bölgesinde AB Komisyonu'nun son açıkladığı rapor olan 2016 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nun etkileri nasıl oldu? Ardından da Uzak Doğu'ya bakıp Çin tüm bu gelişmelerden nasıl etkilendi değerlendirip geçtiğimiz hafta dünya ekonomisini kapatalım diyorum. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta ABD seçimlerine endeksli olarak ilerledi ve salı günü, daha doğrusu Türkiye saati, çarşamba günü sabah Türkiye saatiyle sabaha karşı hani ilk sonuçlar geldi. Ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Etkisi ne oldu diyecek olursanız etkisi volatilite oldu. Dünya piyasalarında ve bizde volatilite olarak geri döndü. İlk başta tepkiler tabii biraz karışıktı ama sonuç olarak baktığımızda doların hem euro hem de yen karşısında değer kazandığını gördük. Birinci söylenmesi gereken şey o. İkincisi Trump'ın seçim döneminde açıkladığı altyapıya yönelik vaatlerini dikkate aldığınızda, yani bu tarafta bir şeyler yapılacağını dikkate aldığınızda harcama arttırıcı politikalar olduğunu görüyoruz ve bunun önümüzdeki dönemde en azından faizler tarafında etkisinin yukarı yönlü olacağını bekleyebiliriz. Tabii burada şöyle bir kritik nokta vardı. Trump Fed Başkanı Yellen'le çalışmayacağını söylemişti. Evet, görevden alacağım demişti. Evet, aynen görevden alacağını söylemişti. Şimdi Aralık 13-14 Aralık'ta Fed'in toplantısı var. Açık Piyasa Komitesi toplantısı var. Tabii buraya ilişkin bir takım tereddütler oluştu ama şu gerçek değişmiyor. Sonuçta Trump'ın uygulayacağı, en azından ekonomik politikalar uygulayacağını söyledi. Ekonomik politikalar uzun dönemde baktığınızda Amerika'da faizleri zaten otomatik olarak yukarı itecek. Bunun etkisini şöyle söyleyeyim. En azından gelişme olan piyasaların para birimlerine, kurlarına göreceğimizi düşünüyorum. Etkisi bu oldu. Diğer konu, diğer sormuş olduğunuz konu Euro bölgesi. Evet, Avrupa Komisyonu'nun açıklamış olduğu sonbahar raporuydu. Şimdi o raporda da Euro bölgesi için büyümeyi 2016 için %1.7'de, 2017 için %1.5'da ve 2018'de de %1.7 olarak öngördü Avrupa Birliği. Gene Euro bölgesinin bu yıl enflasyon oranının binde 3, 2017'de de %1. 2017 ve 2018'de %1.4 olacağını öngördü. Aslında bu şuna denk, yani bu arada ilginç bir şey daha, sadece Euro bölgesinde Yunanistan ekonomisinin küçüleceğini tahmin ediyor. Evet. Yani enflasyon, en azından Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politikalar açısından baktığımızda enflasyon konusunda biraz geride kalacakmış gibi bir durum var. Yani burada genişlemeci politikalar sürdürülmeye devam eder mi etmez mi, onu önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki aylarda daha fazla konuşuruz göreceğiz diye düşünüyorum. Son konu sormuş olduğunuz Uzak Doğu ile ilgiliydi. Şimdi Trump'ın söylediği, belki başta onu söylemek gerekiyordu, ticaret anlaşmalarının hepsini çöpe atacağına dair bir söylem var. Dolayısıyla evet, Çin'i de bir kur manipülatörü olarak niteliyordu. Şimdi Amerika'nın daha korumacı politikalar izleyecek olmasının etkisini şeyde gördük, Yuan'da gördük. Yuan ciddi bir değer kaybına uğradı. Evet. Son 6 yılın en düşüğüne geldi. Belki buna bağlamamız gereken bir konu daha var. Ekim ayı ihracat verileri, Çin Ekim ayı ihracat verileri. Orada da ihracatta %7.3'lük, ithalatta da %1.4'lük bir azalış olduğunu görmekteyiz. Yani bir evet volatilite var dünya piyasalarında ki bu hafta da muhtemelen görmeye devam edeceğiz. Gerçi onu haftanın gündeminde konuşuruz. İki, bunun, bu seçimin hem gelişmekte olan ülkeleri hem de gelişmiş ülkeleri etkilerini konuşacağız. Görüntü öyle. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Geçtiğimiz ederim. Hafta dünya ekonomilerini özetledik. Sağ olun.